Sosyal Hocam kanalından hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber TYT coğrafyada dış kuvvetler konusunu ele alacağız. En son iç kuvvetler soruları çözmüştük. Bugün de dış kuvvetler sorusu çözerek özellikle derslerde kazandığımız temel bilgileri pekiştirme manasına gidelim. Tabii kanalımıza abone olarak tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ile ilgili konu ve soru videolarına erişebileceğinizi, sosyal bilim denemelerinden de istifade edebileceğinizi söyleyelim. Hadi bakalım ilk soruyla beraber soru çözüm bizim için başlasın. Diyor ki, buna göre aşağıda verilen akarsularımızdan hangisinin yatağını derine aşındırdığı söyleyebiliriz. Şimdi yatak eğiminin fazla olduğu akarsular genelde derine doğru aşındırma yaparken, eğimin az olduğu akarsular yana doğru aşındırma yapar. Şimdi mesela Aras, Gediz, Büyük Menderes, Susurluk, Ergene diye seçenekler verildi bize. Yatak eğiminin bizim için fazla olduğu bir yeri bulmam lazım. Mesela Gediz, Büyük Menderes, işte Ege'de, Susurluk, Ergene, Marmara kısımlarında. Buralar bizim için yatak eğiminin az olduğu yerlerdir. Bu yüzden buralarda yana doğru aşındırma var. Mesela Gediz'de, Büyük Menderes'te, bak Menderes çizerek zaten bunlar akmaktadır. Ama Aras bulunmuş olduğu konum itibariyle Doğu Anadolu'da derine doğru aşındırma yapan akarsulardan biridir. Bu yüzden derine doğru dediği için A seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Yukarıda verilen şekilde numaralarla gösterilen vadi çeşitlerinin isimleri hangisidir denilmiş. Bir ve ikinci örnekte. Bir de bizim için bir çentik vadi vardır. Dike yamaçlı olarak biz buna çentik vadi ismini veriyoruz. Ama ikincisine baktığın zaman bir kanyon açılmış burada değil mi? Ki burada çok uzun yıllar niteliğinde şekillenen bir bizim için vadi tipidir. Bir de çentik, iki de kanyon vadi. Evet, C seçeneği sorumuzun doğru cevabı odur. Mesela yatık yamaçlı vadi olsaydı, hani bizim için tek bir yöne, yani mesela vadi, sen çentikte bu şekil gösteriyorsun ya, şunun o hani geliş şeklinin şöyle olduğunu düşünelim. Vadinin şu şekil olduğunu düşünelim. Tek bir yöne aşındırma unsurunda. Devam. Şimdi burada bir akarsunun bölümleri gösterilmiş. Akarsu üzerinde oluşan şekiller akarsu bölümlerine göre farklılık gösterir demiş. Buna göre numaralarla gösterilen bölümlerde oluşan şekiller hangisinde doğru verilmiştir deniliyor. Evet, bu numaralarla gösterilen bölümlerde şekiller hangi isimle bilinir? Bir de dikkat ederseniz bizim için yatak eğiminin fazla olduğu bir alandır. Bu alanda bak V şeklinde bir çentik vadi oluşmuş. Bunu diyebilirsin. Bir de çentik vadi var. İkiye geldiğin zaman yatak eğimi azaldığından ötürü artık akarsu bizim için Menderes çizmeye başlamış. Ve 3'e geldiğin zaman akarsuların getirmiş olduğu bol alevyonlar deniz kenarında birikme yapmaya başlamış. Yani bir delta oluşumuna sebebiyet vermiş. O zaman çentik, Menderes, delta, B seçeneği doğru cevap mı? Doğru cevap. Devam edelim. Yukarıdaki resimde olduğu gibi akarsuların yatak eğimlerinin azaldığı geniş vadi tabanlarında taşıdıkları maddeleri biriktirmesiyle akarsu yatağında oluşan şekil. Yatak eğimi azaldı. Akarsunun şöyle yatak eğiminin azaldığı noktalarında alüvyonlar içeride birikir ve burada ırmak adası adını vermiş olduğumuz bu şekilleri oluşturur. Bu bizim için bir ırmak adasıdır. Bakın burada Menderes sorulmuyor. Burada geniş tabanlı, hani geniş vadi tabanlarında taşıdıkları maddelerin biriktirmesi, alüvyonun birikmesiyle oluşan ırmak adası soruluyor. Dikkat edin, tamam mı? Şimdi yukarıda isimleri verilen akarsuların oluşturduğu yer şekillerinden hangileri akarsuyun eğiminin azaldığı yerlerde oluşur? Şimdi bakın, mesela kanyon vadi, eğimin fazla olduğu yerlerde aşındırma olur bunlarda. Ama Menderes kesinlikle bizim için akarsuyun eğiminin azaldığı noktalardadır. O zaman 2'yi kesinlikle alıyorsun. 2 olmayan seçenekler gitsin. Elimizi kuvvetlendirelim burada. Peri bacası, ilgisiz. Dağ eteği ovası. Yine yatak eğiminin azaldığı yerlerde, özellikle dağ eteklerinde kolüyal toprakların birikmesiyle oluşan bir alandır. Bunu da kesinlikle söylersin. Dev kazanı. Yani bir anda yatak eğiminin artmasıyla beraber genel suyun, yani bir şelalenin, şelale suyunun düşün. Şurada bir çukur oluşturmasıdır. Bakın burası bizim için tepe olsun mesela. Tamam mı? Şu akan suyumuz olsun. Geldi. Burada bu sert bir şekilde buraya aşındırdı. Yatak eğimin fazla olduğu bir yer oldu. O zaman bu da olmaz. 2 ve 4 C seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Yukarıda verilen şekillerin isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir deniliyor. Bakalım. Bir de dikkat ederseniz bizim için böyle.
bir rüzgar aşındırma şekli var. Bu nedir? Şahit kaya olarak bilinen bir unsurdur. Şahit kayayı buraya alabilirsin. Kısmi olarak mantar kayaya da benzemektedir ama hani tekil adam da çok unsuru vermiş burada. İkincisinde de bir rüzgar biriktirmesi var. Kumların birikmesinden meydana gelen hilal şekli barkanı görebiliyorsun. Yani ikincisi Banko Barkan'dır. O zaman burası bizim için Şahit Kaya oldu. E seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Devam. Aşağıdaki haritada bazı ülkeler gösterilmiş. Buna göre haritada gösterilen bu ülkelerin hangisinde rüzgar biriktirmesiyle oluşan barkan görülme ihtimali daha fazladır? Şimdi oldukça kurak alanlarda, genelde de çöllerde biz bu hilal şekli biriktirmeleri görebiliriz. Bana çöllük bir alan gerekiyor veya oldukça kurak bir alan gerekiyor. Verilen yerler arasında Brezilya, Ekvator üzerinde, ne bileyim İngiltere, zaman okyanusal iklim etkisi var. Nijerya yine kısmi olarak yağışlı. Japonya okyanusal iklim almaktadır. Ama İran kurak bir coğrafyayı barındırır diğerlerine nazaran. Bu yüzden B seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Yukarıdaki haritada taralı olarak verilen yörelerden hangisinde rüzgarın etkisi daha fazladır? Rüzgarın bir yerde etkili olabilmesi için o bölge ikliminin kurak olması gerekmektedir. Kuraklığın belirgin olduğu yerler de Türkiye'de Tuz Gölü çevresi, Güneydoğu Anadolu bölgesinin bulmuş olduğu alanlardır. Bu tip sorular verildiği zaman genelde bu iki yerlere gitmen gerekir ki sorumun doğru cevabı D seçeneği oluyor. Devam. Aşağıda verilen şekillerden hangisi rüzgar aşındırması veya rüzgar biriktirmesi sonucu oluşmamıştır deniliyor? Bakalım. Şimdi dev kazanı Mantarkaya, Barkan, kum tepeleri ve tafonu verilmiş. Mesela ben burada işte rüzgar aşındırmasını, rüzgar biriktirmesini görebiliyorum ama bu bir hani bizim için akarsu aşındırmasıydı. Bu olamaz. Değerli kardeşlerim www.sosyalhocam.org sitesine girerseniz sizi hemen bu ekran karşılayacak burada. Bu ekranda kitap satış noktasına tıklarsanız YKS kitaplarımız gerek hani burada baskı kitap olarak bulunuyor. Gerekse Google Book üzerinden ulaşabileceğiniz seviyede. Mesela TYT Sosyal Bilimler Son Tekrar Soru Bankası'na tıklarsan seni ücretsiz örneğini de gösterebileceğin Google uygulamasına götürür. Gerek burada kendi telefonunuzdan, tabletinizden, bilgisayarınızdan rahatlıkla erişebileceğiniz, hani akşamları rahat rahat soru çözebileceğin bir seviyede bir düzenle çözümlüdür. Bütün sorular açıklamalı çözümlü. Zaten ücretsiz örneğe tıkladığın zaman da senin kitabın içeriğine götürecek, bilgi sahibi olmanı da sağlayacak diyelim. Tamam mı? Yukarıda verilen resim Mersin ilimizin Erdemli ilçesinde yer alan cennet ve cehennem çukurluklarını göstermektedir. Bakın burada erik kayaçlar üst tabanı çökertecek ve burada bir obruk meydana geliyor geniş bir halde. O zaman cennet ve cehennem çukurlukları oluşum bakımından bizi nereye götürür? Obruğa götürür. Devam. Şimdi bir Türkiye haritası var. Verilen Türkiye haritasında işaretli yerlerden hangisinde karstik şekiller yoğun olarak görülür? Ağırlıklı olarak Tekke Taşeli yöresindedir. Bu tip sorular geldiği zaman ya bu kısımlar verilir ya Sivas ve yöresi verilir. Bu yüzden D seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Buna göre aşağıda verilen ovalardan hangisi Polye Ovası özelliği göstermez? Şimdi Polye kayaçların çözülmesiyle meydana gelmiş ve yüksek dağlar arasında bulunan geniş düzlük veya ovalardır. Bunlara karstik ova denir. Şimdi bizim için bu bağlamda baktığımız zaman Elmalık, Korkuteli, Acıpayam, Kestel karstik ovalar içerisinde ancak Suruç bir karstik ova değil. B seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Yer altından yeryüzüne çıkan suların bünyesinde kalsiyum karbonatı çökülmesiyle traverten adı verilen yer şekilleri oluşuyor. Dünyada en güzel örneği olan ve ülkemizde yer alan Pamukkale traverteni hangi ilimiz sınırları içerisinde? Pamukkale travertenleri bizim için Denizli'deydi. Devam. Yukarıda X ile gösterilen bölgede oluşan yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat edin bakın X'in gösterildiği yer burası. X'in gösterildiği yer burası değil. Eğer burası olsaydı burası bir falez olurdu. Ama bana falez olan kısım değil. Özellikle yani şurada oluşan düzlük alan soruluyor. Biz buna abrazyon platformu yani aşınım düzlüğü ismini veriyoruz. Bu yüzden burada bir aşınım düzlüğü oluşmuştur. Lütfen bu tip sorulara dikkat edin. Yukarıda verilen haritada işaret yerlerin hangisinde falez oluşma ihtimali daha düşüktür? Falez genelde hani kıyıların hani böyle boyuna olan dağların daha doğrusu böyle kıyıya boyuna uzanmış olduğu sahalarda görülür. Bu yüzden paralel uzandığı alanlarda o zaman hani dağların denize dik uzandığı sahalarda bizim için az olacak. Bu bağlamda bakalım. O zaman bir kesin burada.
Bir de özellikle şu Çukurova'nın bulunmuş olduğu alanda dağlar sadece şu kısımda dike yakın uzanır. Bu yüzden 1 ve 3 bu nitelikte örnek verilebilir. Daha düşük bu alanlarda falez oluşma ihtimali. Yukarıda hangi yeryüzü şeklinin oluşumu gösterilmiş? Bakın daha önceleri kara var. Burada da bir ada var. Ve dalga biriktirmesiyle beraber ne olmuş burada? Bizim için bir ne gerçekleşmiş? Tombolo, değil mi? Bir tombol oluşumu olmuş buradaki biriktirmeyle beraber. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Devam. Yukarıda verilen şekillerin isimleri seçeneklerden hangisinde birlikte verilmiş deniliyor? Bakalım hangisi bizim için doğru? Şimdi dikkat ederseniz burada bir kıyıya doğru bir ok çıkmış. Kıyı oku diyorsun sen buraya. İkiye baktığın zaman bizim için bak önceden burası adaymış, burası karaymış. Ada ve kara burada dalgaların getirmiş olduğu biriktirme ile beraber bir tomboloya dönmüş. O zaman bir kıyı oku, iki tombolo. Üçte de bak deniz ve okyanusların suları akarsuyun getirmiş olduğu ağzın iç kısmına girmiş ve burada bir Haliç meydana getirmiş. Değil mi? A seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Devam. Fiziksel ufalamada en önemli faktör sıcaklık farklarıdır. Gece ile gündüz yaz ile kış mevsimi arasındaki sıcaklık farklarının fazla olduğu kurak, yer kurak bölgelerde görülür. Buna göre yukarıdaki haritada numaralanmış alanlardan hangisinde fiziksel çözülme en azdır? Kurak alanlarda çok yönlü. O zaman bizim için en az olabilmesi için burada hani belirgin bir kuraktan olmaması lazım. Şimdi 1 numaralı alan, 3 numaralı alan, 4 numaralı alan, işte 5 numaralı alan bu alanlar kurak, çöllük alanlar arasında sayılabilir. Ancak Batı Avrupa'nın bulmuş olduğu ılıman okyanusal alan doğal olarak bu bağlamda fiziksel çözülmenin diğerlerine nazaran daha az olduğu bir yer olabilir. Çünkü ılımandır orası. Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinde mekanik çözülme diğerlerine göre daha fazladır denilmiş. Bakalım. Günlük sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde mekanik çözülme fazladır. Bu bağlamda günlük sıcaklık farkının fazla olduğu bir yeri bulman lazım. Şimdi Marmara, Akdeniz, Karadeniz veya Ege'ye nazaran Doğu Anadolu diğerlerine göre daha fazla günlük sıcaklık farkında. Yukarıdaki niye? Temelinde kuraklığı belirgin olarak yaşıyor ve karasal iklim. Yukarıdaki buzulların oluşturduğu aşındırma ve biriktirme şekilleri gösterilmiş. Buna göre yukarıdaki şekil üzerinde numaralara gösterilen yerlerin isimleri hangisinde yanlış verilmiş? Şimdi bir Sander Ovası buzul şekilleri var burada. Sander Ovası için doğrudur. Bunu söyleyebilirsin. 2. Moren seti. Bak şurada set oluşturmuş. Buzul setleridir. Söyleyebilirsin. Doğru. 3. Durum ninlemiş. Aha da bak burada buzulların oluşturmuş olduğu şekillerde durum nin sahası var. Bunu da söyleyebilirsin. 4. Moren set gölü demiş. Ama gösterdiği yer şurası. Burada bir set gölü falan yok. Yani burada bir set alanı yok. Bunu söyleyemiyorsun burada. Bir göl alanı, bir sirk gölü. Bakın hemen buzulların alt kısmında bizim için çukurluklara oluşan bir sirk gölü. Bu da doğrudur. D seçeneği hatalı bilgi. Hadi bakalım gelecek yayınlarda tekrar görüşmek üzere. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hoşçakalın.